kolay gelsin. Sağ ol. Zeliha kovulmamış mıydı? Kovuldu tabii. Habersiz işe gelmedi bir hafta. Şef aradı, ben aradım. Ya açmadı, açınca da tersledi. Şimdi yüzsüz gibi ne yapıyor burada? Anlamadım. Emin misin Furkan olduğunu? Yani uzaktan gördüm ama eminim. Kaçan Furkan'dı. Araçlarda ne bulmuşlar? Bir şey çıkmadı ama hepsinin kafası feraydı. Haplanmışlar. Bir şey çıkmayınca kurtuldular. Furkan'la bir adam akıllı konuşayım ben. Ya bu çocuk tıp okuyan efendi uslu bir adam. Ne işi olur ki o tiplerle? Anlamadım. Ama ilgilenmek lazım demek ki. Dilan'ı öldüren tetikçinin gittiği yolu kamera takibiyle belirledik abi. Kullandığı aracı öldürdü. Araba 2 gün önce Sultan Gazi'den çalınmış. Herhalde burada araç değiştirdi. Veya yürüyerek kaçtı. Şuradan bir patika iniyor. Devamında köyler başlıyor. İçinden bir şey çıkmadı mı arabanın? Henüz yok abi. Herif her tarafı temizlemiş. Hiçbir iz yok ya. Kıl tüyü yünde mi bulamadılar? Abi yok maalesef. Herif detaylı çalışmış. Aracın çalındığı sokağa da bakalım. Belki hırsızlardan biz yakalarız. Bizim işimiz bitti başkomiserim. Tamam gidin. Yalnız aracı merkeze çekmemiz lazım. Ben tembihledim çocukları. 2 kişi bekleyecek. Abi gidiyoruz. Siz gidin. Ben biraz buralarda takılacağım. Takılacağım ne demek ya? Ne yapacaksın burada tek başına? Şu aşağıları biraz gezeyim diyorum ya. Herif buradan nereye kaçmış ona bakacağım. Hadi siz gidin, ben ararım sizi. Ben kalayım seninle. Yok yok, gerek yok. Bakın lan hocamıza. Hadi. Bizi niye kovdu ki şimdi? Ben de anlamadım. Boş ver, boş ver. Ne istiyorsa yapsın. Vardır bir bildiği. Hadi gidelim. Hadi siz arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Kovulmadı mı bu kız ya? Evet kovuldu. Bu ne rahatlık? Ne bileyim, evsiz mi kaldı acaba? Günaydın. Sana da. Ne yapıyorsun burada? Çalışırken içim geçmiş. Ne çalışması ya? Artık burada çalışmıyorsun ki.
Şefim, ben de sizinle konuşmak istiyordum. Geçen gün bir yanlış anlaşılma oldu. Benim işi bırakmak gibi bir niyetim yok. Ama bizim seni bırakmaya niyetimiz var. Bir hafta mazeret göstermeden işe gelmedin. Şimdi yanlış anlaşılma oldu deyip sıyrılamazsın. Bana telefonda söylediğin lafları da unutmadım. Şefim, ben çok özür dilerim sizden. Hiç gerek yok bunlara. Muhasebeye in, hesabını kessinler. Furkan, neredesin sen? Telefonlarımı da açmıyorsun. Sonra konuşalım mı Ebru? Hayır, şimdi konuşacağız. Kızgınsın sen, tanıyorum seni. Bizimkiler yüzünden mi? Onlar mı üzdü seni? Üzgün falan değilim ben. Konuşmak istemiyorum. Tamam, gel şöyle içeri geçelim. Gel orada konuşalım. Lütfen Furkan. Ya Ebru, rahat bırak beni, tamam mı? Rahat bırak. Furkan. Ne haber abi? İyi kardeşim. Gel bir konuşalım seninle. Ne konuşacağız? Gel şöyle bir kafeye geçelim, gel. Görüşürüz. Bıraktığınızdan beri yürüyorum. Vatika'da ayak izlerini gördüm. Birkaç kilometre ileride bir kasaba var. Katil arabayı bıraktıktan sonra kapağı oraya atmış olmalı. Lastik izi olmadığına eminsin değil mi? Eminim usta. Araç değiştirmiş olamaz. O nereye yürüdüyse ben de oraya yürüyeceğim. İyi de kasaba çok uzak oraya. O kadar yolu nasıl yürüsün? Karşımda bir taksi durağı var. Belki taksi tutmuştur. Bir şey bulursam ararım yine, tamam mı? Ara mutlaka, haberdar et. Eyvallah, eyvallah. Ben tam anlamadım Mesut abi neyin peşinde. Dedik ki o arabayı orada bırakıp buharlaşmış olamaz. O ıssız yerde nereye gitmiş olabilir onu çözmeye çalışıyor. İşe yarar inşallah. Selam. Sıradaki kim? Bu araç abi. Buyur. Geç abi. Hadi gidelim. Sen bak şu dosyaya. Bu olur mu? Tamam, olur. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, biraz yorgunum. Sevda. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne ismi? Yardım lazım mı? Tarık! Tamam, geçtim.
Buradayım. İyi ki buradasın. İyi ki varsın Tarık. Seni yalnız bırakacağım mı sandın? Öyle ihtiyacım vardı ki sana. Kimse yüzüme bakmıyor. Ne arkadaşlarım, ne ailem, hiç kimse. Boş ver onları sen. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Hadi gel.